Deprem öldürmez, binalar öldürür. Biraz önce de hem siz söylediniz hem muhabir arkadaşımız söyledi. Düzce bu konuda dersine çalışmış bir yer. İşte siz de evet. söylediniz 6 üzerinde olan bir depremde çok fazla hasar yok. Hani bu, bu görüntüler doğalın yaklaşımı. E acaba insanlar tedbir olarak ne yapmalı? Bir deprem korkusuyla yaşamak bizim de bozuyor. Evet. Şöyle depreme hazırlık üç aşamadan oluşur. Bir tanesi deprem öncesi. Yani yapıların, altyapının, yolların vesairenin hazırlanması. Bakın Düzce depremindeki binaların hasar görmemesi yapıların hazır olduğunu gösterir. Dolayısıyla deprem beklenen yerlerde benzeri hazırlığın zaman kaybetmeksizin yapılması, binaların mutlaka depreme hazır hale getirilmesi gerekiyor. İkincisi deprem anında ne yapacağımızı bilmek. Evet. Ee, burada bir sürü eşyanın devrilmiş olduğunu görüyoruz. Depremlerde binalardaki eşyalar sallanır, devrilir, farklı yönlere savrulurlar ve bu esnada insanlar altında kalarak canını kaybedebilir Maalesef. ya da ciddi anlamda yaralanabilirler. O nedenle binalarda bulunan deprem esnasında savrulabilecek bütün eşyaları dolapları vesaireyi mutlaka duvarlara sabitlemek evet, lazım sağlam önemli, yerlere iyi. sabitlemek lazım ki evet. bizim yaralanmamıza ölmemize neden olmasın. Evet. Üçüncüsü tabii evet. deprem sonrası o konuda iyiyiz yani deprem e, oldu binalar yıkıldı insanlar öldü yaralandı yaraların sarılması aşamasında oldukça iyi bir yol kat ettik ama önemli olan yaraların sarılmasından çok yara almamaktır hasar almamaktır. Evet. O konuda çok fazla iyi olduğumuzu söyleyemem. Ee, özellikle İstanbul konusunda çok da hazırlıklı olduğumuzu düşünmüyorum değerli hocam çünkü evet. hepimiz duyuyoruz. Belediyeden özellikle gelip mühürledikleri binalarda bile yaşamaya çalışan hala insanlar Uy. oluyor. Maalesef. Evet, Bir de maalesef. E, hocam, şimdi benim babam inşaat mühendisi. E, İzmit depreminde de e, çok fazla bina yapmış ve hiçbiri de yıkılmamış, gurur duyduğum e, inşaat mühendislerinden biri. Ben babamla konuştuğumda e, depremi de e, değirmen derede geçirdiler. Kızım Hı. dedi, e, özellikle ilk etapta zemin çok önemli. Tabii bu zeminde. Ee, inşaata ne kadar belediyeler nereye evet. müsaade ediyor? Belediyelerin çok önemli bir e, görevi var ama bize ne görevler düşüyor hocam? Şimdi evet. inşaat sektörü hali hazırda son hızla devam ediyor biliyorsunuz. Yepyeni binalarda yapılıyor. Evet. Şimdi biz bina alacaksak e, neleri sorgulamalıyız karşısına geçtiğimizde müteahhitin? Evet, yani müteahhit öncelikle e, ciddi bir yaraya değiniyorsunuz. Ondan bahsetmek isterim. Şimdi zemin etütlerinin yapılması ve bunun üzerine binanın inşa edilmesi. Binanın inşa edilmesi konusunda ciddi kurallar var ve bu kurallarda da e, çeşitli denetlemeler uygulanıyor. Denetim kurumları var, denetim şirketleri var bunları denetleyen. Zemin çalışmalarını maalesef... E, Yerinde denetleme gibi bir şey söz konusu değil. Hmm. Bu konuda biz jeoloji mühendisleri odası olarak e, oldukça fazla girişimlerde bulunuyoruz ama henüz bu konuda bir ilerleme e, sağlanmış değil. E, mutlaka yapıların bir şekilde inşasından önce zemin etütlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının e, denetlenmesi ve bunun da bina denetim sistemiyle aynı çatı altında toplanması gerekiyor. Hı hı. Tabii binaların depreme dayanıklı olarak yapılması konusunda da her depremden sonra yeni yönetmelikler çıkarılıyor. En son çıkarılan 2018 2019'da da yürürlüğe giren deprem yönetmeliği. Binaların artık depreme son derece hazırlı hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Ama İstanbul'da ee, durum çok farklı. İstanbul'daki yani İstanbul binaların artık teneke evleriyle ee, ne yazık ki depreme karşı koyamayacak konutlarıyla son derece ünlü. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu söylemekte de hani bir büyük bir infial yok. Yo, ben Nişantaşı'nda evet. yaşıyorum. Binaların dış sıvaları yere düşüyor evet. hocam. Yani e, iki bizi yüzde, korkutan yüzde, bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Binaların %65'i maalesef e, depreme hazır değil. Bu evet. en yetkili ağızlar tarafından zaman zaman ifade ediliyor. Evet, evet. Yani Düzce'de ne yapıldıysa İstanbul'da da bunun Yapılması gerekiyor mutlaka. Evet. Peki hocam, şimdi özellikle mevcuttaki binamız bunları tekrar etmek İstanbul depremi için özellikle çok önem arz ediyor. Lütfen söyleyin bize tek tek bir daha. Bizim binamız var. Şu andan itibaren depreme dayanıklılığını nasıl tespit edebiliriz? Evet. Ne yapmamız, nereye başvurmamız lazım? Bu konu inşaat mühendislerinin uzmanlık alanı. Benim uzmanlık alanım değil ama bu konuda çevre şehircilik il müdürlüklerinden, inşaat mühendisleri odasından ve inşaat firmalarından destek almak gerekiyor. Belediyelerden destek almak gerekiyor. Bu saydığım kurumların hepsinin binaların kontrolü konusunda çalışmaları ve yetkileri var. Bu çalışma yapıldıktan sonra Üniversitelerin benzeri şekilde e, kontrolleri var. Bu yapıldığı zaman e, binanın depreme hazır olup olmadığı konusu ortaya çıkar. Eğer bina depreme hazır değilse de mutlaka ya takviyesi ya da e, yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Tabii burada önemli olan şeylerden bir tanesi e, işin maddi boyutu. Yani bugün e, herkesin elbette ki maddi yeterliliği olsa minasını yıkar yeniden yapar. E, bu konuda da uygun kredi koşullarının sağlanması açısından da devlete ciddi görevler düşüyor. Evet şimdi her zaman şunu söylüyoruz depremler önceden bilinemez öyle evet. değil mi? Şimdi evet. e, benim kişisel e, merakım ve sorum şu herkes de bunu da merak ediyordur. Neden herkes bir anda çıkıp e, beklenen bir İstanbul depremi diyorlar? Yani beklendi dediğiniz sözcük çok uzun bir sözcük. 1 yıl sonra da olabilir, 10 yıl sonra da olabilir, 50 yıl sonra da olabilir. Beklentinin evet. sınırlandırması neye göre olur? yani Ya da sınırlandırabilir hangi, miyiz artık hangi bu teknolojiyle? Hangi sinyalleri görürseniz, ha deprem yaklaşıyor dersiniz. Şimdi depremin bilinmesi demek, depremin önceden bilinmesi demek, yeri büyüklüğü ve zamanın üçünün bir arada bilinmesi demektir. Zamanını bilebilirsiniz, yerini bilmiyorsanız bir anlamı yok. Hmm, tamam. ee, dolayısıyla üçünü birden bilmek mümkün değil. Evet. Ancak olasılıklardan bahsetmek mümkün. Yani önümüzdeki 30 yıl içerisinde yüzde %30 olasılıkla hı hı. E, olur gibi şeyler söyleyebiliyoruz bugünkü bilgi seviyemizde. Dolayısıyla yarın olacakmış gibi hazır olmak gerekiyor bütün bunların içerisinde. Bir bilinmezliğin içerisindeyiz. E